Kıymetli Mahşer TV izleyicileri, kıymetli konuklarımız, sizlere misafir oluyoruz ve İki Dünya Siyaset programımızın ikinci konuğu bugün güzel bir insan, güzel bir kardeşimizle beraberiz. Kendisi Bursa MHP milletvekili adayı İdris Kaydur kardeşimiz. Kendisi sapalar getirdiler, hoş geldiler. Kıymetli hocam, hoş geldiniz. Sapalar getirdiniz öncelikle. Efendim, çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sizlerin bu nazik daveti karşısında sizlerle olmaktan büyük bir şeref duyduğumu ve aziz izleyicilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bizler de bu mutluluğu paylaştığınız için hasreten bizi dinleyen kardeşlerimiz adına çok çok teşekkür ediyoruz. Kırmadınız bizi, geldiniz. Estağfurullah. Tabii ki önce bir kısa bir tanımak, sizi tanıtmak isteriz. Biz biliyoruz az çok ama Orhaneli'de başlayan bir serüvenle bugün bir hukukçusunuz, avukatsınız ve aynı zamanda hocasınız, yani öğretim görevlisisiniz. Evet. Ve bugün ülkemizin yönetiminde mecliste bulunup hizmet yapacak taleplerde ve milletin arzını, talebini en iyi şekilde dile getirecek kişilerden birisi de benim demek için buradasınız. Sizi kısaca tanıyalım. Efendim, çok teşekkür ediyorum. Güzel girizgahınız için ayrıca teşekkür ederim. Rica ediyorum. Efendim, öncelikle bizi izleyen kıymetli izleyicilerimizi, bu güzel yurdumuzun güzel insanlarını en kalbi dileklerimle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ben deniz İdris Kaydur. 25 Temmuz 1986 Bursa doğumluyum. Maşallah. Bursa Orhaneli Fadıl Köyü'ndenim. Yani köyümde doğdum. Köyümdeki güzel eski köy evlerinden birinde doğdum. Tabii 1,5 yaşındayken annem rahmeti rahmana kavuştular. Dolayısıyla hayatımızı anlatırken bu parçanın üzerinden gitmek çok değerli. Çünkü benim elhamdülillah bu aziz milletimizin çok değerli evlatları var. Benim bir tane annem değil, birçok annem oldu. Her birinin ellerinden öpüyorum. Ölmüşlerimize gene gene rahmet diliyorum. Sonrasında ilkokulumuzu Fadıl Köyü'nde okuduk. Fadıl Köyü İlkokulu'nda okuduk. Akabinde Bursa'ya taşınma nimeti bana nasip oldu. Ve şehir merkezinde, Çiftehozlar Mahallesi'nde Fertur İlkokulu'nda ilkokulumu tamamladım. Ortaokulu ise Emine Hasan Özutar İlkokulu'nda, yine Kanal Boyu dediğimiz bir bölgede okudum. Sonrasında Bursa Kız Lisesi'nde, Süper Lise'de eğitimimizi devam ettirdik. Tabii bizim için güzel bir şey daha vardı. Ben futbolu çok severim. Bursa Büyükşehir Belediye'nin altyapısında futbol oynadım. Oo, futbolcu özelliğiniz de var ya. Yani. Futbolda da aziz milletimize birazdan niye milletvekili olmak istiyorum da ilgili de kendimi takdim ederken söylerim. Ben iyi bir orta saha oyun kurucuydum. Dolayısıyla hem defanstan topu alır hem de forvete en güzel şekilde getirdim. Oyunu kurmakta becerikli bir arkadaşıydım. Dolayısıyla Bursa'mızın her yerinde top oynama imkanına sahip oldum. Keyifle bu işleri yaptık. Sonrasında ise İstanbul'a 2004 yılında üniversite sınavıyla gittim. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesini %100 burslu olarak kazandık ve Hukuk Fakültesi öğrenimimiz başladı. Çok şükür. Çok verimli bir dönemdi ve Hukuk Fakültesini dereceyle bitirdim. Yine hocalarımız bize bu aşamada imkan verdiler ve asistan olarak kaldım üniversitemde. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde 2007'nin Ekim'ine kadar idare hukuk alanında asistanlık yaptım. Sonrasında 2017'den itibaren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak idare hukuku, idari yargılama hukuku, vergi hukuku ve infrastruktur derslerini vermekteyim. Bununla beraber tabii Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan beri İstanbul Barosu'nda kayıtlı olarak avukatlık faaliyetlerimizi yürüttük. Evet. Bu çerçevede çok şükür kamulaştırma hukuk alanında, iş hukuk alanında, aile hukuk alanında, ceza hukuk alanında aziz milletimizin hukuki problemlerini, önleyici tıp tabiri vardır ya, evet, önce önleyici hukukla, sonra da en verimli şekilde hakkaniyetli, dengeli çözümleri için avukatlıklarını yaptık, davalarını gördük, yine devam etmekteyiz. Buradan yola çıktığımızda biz şunu gördük, her bir adım öne atladığımızda Allah'ın bizlere bir kapı daha açtığını gördük. Bu kapı hizmet kapısıydı. Bugün buraya gelmeden önce üniversitemde ders anlattım. İdare hukuk alanında Türk idaresinin anayasal ilkelerini anlattım.
her anlattığımızda, her vekil ilişkisi kurduğumuzda aslında bir yönüyle milletimizin ve devletimizin temsilcisi oluyoruz. Ben bugüne kadar geldiğimde binlerce insanımızın, onlarca şirketimizin hukuk danışmanlığını yaparak vekaletlerini aldım. Bu vekalet bizlere şunu sundu. Avukat Bey, İdris Bey, siz bizim hukuki problemlerimize biz yokken de vekil olarak hizmet edin dediler. Onların da yüzlerini kara çıkarmadık. Yine öğrencilerimize en güzel hukuk hizmetlerini, hukuk bilgilerini sunduk ve bir usta-çırak ilişkisiyle, büyük bir gelenekle, değerlerimize uygun, Türk-İslam medeniyetine uygun, devletimizin gelenek ve göreneklerine uygun bir kamu hukuku rejimini ortaya koymaya çalıştık. Ve her geçen gün ümidimiz ve gayretimiz arttı. Aşkımız zaten ebediydi. Bu aşamada özellikle gelinen süreçte Sayın Genel Başkanımız, liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin büyük devlet adamlığıyla 2017 yılında malumunuz 1808'den bir kırılma başlamıştı. Parlamenter sisteme adım adım geçilmişti ve bizim büyük medeniyetimizin önüne bir engeldi bu sistem. Liderimizin büyük hamlesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir arada planlı çalışmasıyla, ülkemizde milletimizin de desteğiyle başkanlık sisteminden bizim genetiğimize uygun, doğamıza uygun, hayallerimize uygun, davamıza uygun Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline geçtik. Bu modelin ilk uygulaması yapıldı. Tam da bu aşamada ben bir kamu hukukçusu olarak milletimize, aziz insanlarımıza en büyük hizmet olarak gördüğüm parlamenter modelden başkanlığa geçişte modelimizin güçlenmesi adına yasamada temsil etmek, milletimizin ihtiyaçlarını, devletimizin ihtiyaçlarını yasama meclisinde yer alarak ortaya koymak bakımından hem bilgi birikimimle hem insanlarla olan muhabbetimiz ve sağlıklı iletişimimizle harmanlayıp ülkemize vekil olarak hizmet etme gayretiyle bu yola çıktık. Allah utandırmasın diyor. İnşallah hocam, o zaman sözünüzü kesmeyelim. Çok güzel hitap Estağfurullah. ettiniz var eğitimci olarak aynı Estağfurullah. zamanda. O zaman sorudan soracağım son soru gibi bir sorudur ama madem Cumhurbaşkanımızdan da bahsettiniz, şu anda tartışılan bir nokta var. Hukukçu olarak bunu Seve seve. girişte hemen şunu sormak istedim. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın adaylığı yasal mı değil mi veya bu süreçte bir sıkıntı var mı? Bunu tartışalım. Öncelikle bir konuda da size kanaatimi samimi olarak söyleyeyim. Lütfen doğaçlama, samimi, istediğiniz soruları sorun. Ben ders anlatırken öğrenci arkadaşlarıma lütfen bu ortam beraber muhabbet ortamıdır, Hayırlı ilim hocam. ortamıdır. Hayırlı. Bu ortamdan bilgi, birikim, fazilet çıksın, güzellikler çıksın derim. O yüzden istediğiniz soruları sorduğunuz için çok teşekkür Teşekkür ederim. ederim. Tam da istediğim ortam. Eyvallah. Çok da güzel bir soru sordunuz. Eyvallah. Anayasamız 1982 Anayasası. Eyvallah. Ve 1982 Anayasası'nın ilgili hükümlerine bakıldığında Cumhurbaşkanı'nın seçiminde iki kere seçileceği söylenmektedir. Fakat buradan bakıldığında Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce 2007'deki anayasa değişikliğinden sonra ilk seçilen Cumhurbaşkanı olması da dikkate alındığında kamuoyunda özellikle ikinci seçim yapıldı dolayısıyla aday olamaz denilerek bir kara propaganda faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Fakat bu kara propagandanın hukuk temeli yoktur. Hukuk bir bilimsel disiplindir. Her şeyden önce onu belirtmek isterim. Hukukta yorum metodolojisi vardır. Ve hukuk kurallarının ne zaman işleyeceği, ne zaman geçerli olacağı yer almaktadır. Dolayısıyla her şeyden evvel bir yasanın, bir anayasal normun, bir hukuk kaidesinin hangi ortamda, hangi şartlarda ortaya çıktığını çok iyi anlamak gerekir. Sözümün başında da söylemiştim. 2017 anayasa değişikliği. Yani yüksek bir oy nisabıyla ve aynı zamanda halkımızın da teveccühüyle anayasa yürürlüğe girdi. O zaman biz temel bir prensipten bahsedelim. Bir hukuk normu şartlarını yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli kılar. O zaman bize pırlanta gibi çok basit bir bilgi devreye giriyor. O kadar. Anayasamızın hükmü nedir? Bir kişi yeterliğe sahip ise iki kez seçilebilir. Sayın Cumhurbaşkanımız da 2017 anayasa referandumundan sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk seçilen Cumhurbaşkanıdır. Yine Sayın Liderimiz Devlet Bahçeli'nin de adaylığı belirttiler. Sayın Cumhurbaşkanımız da adaylar. İkinci kez seçilebilir. Ben buradan halkımıza sesleniyorum. Biz Cumhur İttifakı olarak, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın
ilk turda seçileceğin inancını açıkça belirtiyoruz. Ve yine müsterih olsunlar, anayasal olarak hukuk ilkeleri bakımından adaylarında hiçbir tartışmada yoktur. Kaldı ki kıymetli üstadım, hukukta bir kayda vardır. Makasu şeria. Yani bir Latincesi de ratio legis'tir. Nedir bu? Niye konuldu bir hüküm? Hangi mantıkla konuldu? Biz demokratik bir hukuk devletiyiz. Seçimlerde halkın meşruiyet temelinde seçeceği adayla yol yürür, ülkemizi yönetiriz. Nasıl ki yasama meclislerinde böyleyse, yürütme kanadı da böyledir. O yüzden bilinsin ki teorik olarak hiçbir eksiklik yoktur. Anayasanın düzenlenişiyle ilgili olarak değişik eleştiriler var. Teknik tartışmalara da girmemek gerekir ama örneğin karşıt görüş olarak geçici bir madde olsaydı gibi hükümler konuluyor. Ona hiç gerek yoktur. Zaten amentü gibi bir hukuk normu yürürlüğe girdikten sonraki alanda etkiye sonuçlarını doğurur. Dolayısıyla anayasanın seçime ilişkin ve cumhurbaşkanlığına ilişkin düzenlemelerde malumunuz 2017 sonrasıdır. Seçilme hükümleri de parlamenter sisteme ait değildir. Başkanlık sistemi bizim kendi geleneğimize ait Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline uygun olduğu için hukuki tartışmaların tamamı evet teknik olarak tartışabiliriz, hukuk disiplinini ileri getirebiliriz, değişik ihtimalleri tartışabiliriz ama hukuk normlarının yorum teorisine göre de kesinlikle ve kesinlikle hiçbir anayasal ve hukuki engel yoktur ve en önemlisi bizim geleneğimize göre de engel yoktur. Evet, liderimiz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Aziz Milletimize sesleniyorum. Açık ve net bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığını parti olarak da desteklemektedir. Biz de desteklemekteyiz. Sosyolojik bir engel de yoktur. Psikolojik bir engel de yoktur. Tarihi kökler bakımından bir engel yoktur. Hele hele güncel bu dar tartışmalar bakımından da engel yoktur. Evet. O zaman demek ki biz izleyen ve bütün halk seçmene şunu seslendiririz, dediniz ki en ufak bir engel Tabii ki. yoktur. Bu bir propagandadan ibarettir. Dolayısıyla rahat olsunlar ve devam etsinler. Burada bir katkı sunmak isterim. Tabii. Biz gerçekten medeniyeti olan bir milletiz ve mesela bizde kıraathane diye bir gelenek vardır. Kıraathane, konuşma geleneği. Biz gerçekten sözlü geleneğe hakim olan insanlarız. O yüzden aziz milletimize şunu söylemek isterim. Gelin konuşalım. Konuşmak çok değerlidir. Fakat kötü propaganda olabilecek, ayağı yere basmayan, temelleri olmayan görüşleri yıkmak bakımından da az önce söylediğim görüşler bir hukukçu olarak benim şahsi görüşümdür. Aynı zamanda pek çok anayasa hukukçusunun görüşüdür ve yasa yapıcıların görüşüdür. Bakın, lütfen okuyalım da bizim Kur'an-ı Kerim'de ilk ayet, İkra, Bismi Rabbike'l-lezî halak diyor. Eyvallah. Dolayısıyla biz yaratılmış bir varlık olarak okumak, idrak etmek, düşünmek durumundayız. Varlığı okumak durumundayız. Lütfen aziz milletimiz de okusun. Yasanın, anayasanın yapılış süreçlerini de okusunlar. Burada da hiçbir engel yok. Gönül rahatlığıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığını her yerde hem hukuki olarak hem sosyolojik olarak ortaya koyabilirim. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi dönelim başa. Tabii ki şu anda aday adayları noktasına baktığımızda AK Parti'den 6.000 ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden 4.693 bendeki son güncel şeye baktığımda Cumhuriyet Halk Partisi 4.000 ve İyi Parti 3.000 ve diğerlerini saymıyorum. Şu andaki o veriler bende yok. Dolayısıyla ikinci sırada bir teveccüh var. Tabii. Peki bunların arasında 4.693'ün arasında da İdris Kaydur var. Evet. İdris Kaydur bu işe niçin girdi? Çok teşekkür ederim. Niçin girdi? Yani maksadımız nedir? Maksadımız aşktır. Yürekten olsun diyor ya. Eyvallah. Ben bu işe yürekten girdim. Eyvallah. Ben öğrenciyken bu hayalleri kurdum. Ben aziz milletimizin temsilcisi olmak istedim. İdare okulunu bu yüzden okudum. Kamu okulunu bu yüzden okudum. Yine az önce zikretmedim. Galatasaray Üniversitesi'nde yüksek lisansımı tamamladım. Maşallah. İmar hukuk alanında bir yüksek lisans tezi yazdım. Yine Galatasaray Üniversitesi'nde doktora alanında kamu hukuku biliminde anayasa hukuku, idare hukuku, hukuk felsefesi alanlarında yeterlilik sınavlarını geçtik ve tez aşamasına geldik. Her bir okumamızla, bilgimizle, tecrübemizle, muhabbetimizle aziz milletimizi temsil etmek isterim. Ben bu süreçte milletimizin köklü partisi, geleneği ve çınarı olan Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki tüm aday adaylarımıza da birlikte yol yürüyoruz. Onlar adına da konuşuyorum aslında. Eyvallah. Bu bir ferdi hareket değildir. Bu hep beraber nasip işidir bir yönüyle ama gönülden yapılan bir iştir.
Ben her bir adada da konuşuyorum. Her biri de aynı kanaattedirler. Benim İdris Kayat olarak da iradem budur, gönlümden geçen budur. Biz milletimize hizmet adına, ülkemize hizmet adına, devletimize hizmet adına buradayız. Ve en önemlisi genç, dinamik bir kardeşinizim, arkadaşınızım. Bu çerçevede elimden gelen bütün tecrübeyi, bütün bilgiyi meclisimize, partimizin kurullarına aktarmak ve burada etkin yasama faaliyetlerinde bulunmak istiyorum. Kendimle ilgili arz edebileceğim bir husus var. Çocukluk dönemlerinde Bursa'da pazarcılık yaptım. Cumartesi, pazar günleri. Hafta içi de bazen çıkardım. Amcamla babamın yanında. Hemen hemen bütün semt pazarlarında pazarcılık yaptım. Ne güzel. Dolayısıyla al beşe, sat beşe, sana da kalır bir şey diyen bir yerin içinden geldim. Yani Eyvallah. halkın içinden geldim. Eyvallah. Ben pazarın nabzını tuttum. Biliyorsunuz Peygamberimiz Mekke'den Yesrib'e gittiğinde ilk yaptığı şey pazar bulmaktı. Eyvallah. Ve Yesrib o zaman Medine oldu, şehir oldu. Oldu, şehir oldu. Ben şehrin evladıyım. Ben Evet. köyün evladıyım. Eyvallah. Köyde doğdum, büyüdüm. Şehirde yetiştim. Ve çok değişik sosyolojik temellerde eğitimler aldım. Az önce vurguladım, doktora da hukuk felsefesi alanında yeterli kaldım. Dolayısıyla ben hem kelam ilmiyle, hem hukuk felsefesi ilmiyle, hem pozitif hukuktaki anayasa hukuku disipliniyle, hem de psikolojide haşır neşir bir insanım. Entelektüel birikimimle, aynı zamanda halkın içinden oluşumla, sosyolojik dokunun içerisinden evvelallah halkımızı temsil edebileceğimizi, halkımızın genetiğine, kimyasına uygun bir profil, bir kişilik, bir ruh olduğuna inanıyorum. Ben bu ruhu temsil etmek isterim. Bu ruh sadece günümüzdeki insanlar değildir. Biliyorsunuz biz milleti ve Türk milletini tarihin köklerinden ve bugüne gelmiş ve gelecek insanların toplamı olarak görüyoruz. Ben adaylığım aslında içinde yetiştiğim şehrimdeki Aziz Mahmud Hüdayi'nin hocası Üstad Hazretlerine dayanarak yapıyorum. Eyvallah. Ben İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerine dayanarak adaylığımı açıklıyorum. Ben çocukluğumdan beri yanlarına gidip dua ettiğim Osman Gazi'nin, Orhan Gazi'nin manevi riyasetinin de adaylığımı açıklıyorum. Ve ben partimizin bütün adayları, liderimiz Devlet Bahçeli'nin tensipleriyle çok değerli insanlar, çok değerli medeniyet insanları, Türk İslam davasının temsilcileri ve günümüzü 100 yıl öteye aşılayacak, asra uygun hizmetler yapacak kişiler. Ben bu manada karşılarındayım ve aziz milletimizin temsilcisi olabilecek bir temsilci adayım. O zaman şöyle diyeyim, Sayın Hocam diye hitap edeyim. Mutlu olurum. Sayın Hocam, o zaman diyorsunuz ki teveccüh edilse de edilmese de biz bu davada bugün ben seçilmesem, benim dava arkadaşım seçilse de gönül koymayız ama biz Tabii bu ki. yola baş koyduk, hizmet için varız. Peki bir Burada projeniz? çok özür dilerim. Bir açıklama yapmak Rica isterim. Niye sorusu, biz tabii akademiden gelen gelenekle uzun konuşuruz ama bir mana daha çıktı şimdi istidradi. Niye buradayız konusunun değerli bir kısmı da tarihin bir kesişim noktasındayız. Az önce 1808'den bahsettim. Eyvallah. 1839, 1876, 1908'ler ve kademeli bugüne gelişimiz. Dolayısıyla ben tarihi bir dönemde olduğumuzu, ben sadece akademide şu anda büyük bir afet yaşadık. Derslerimizi ekrandan, bilgisayar başından anlatıyoruz. Ben kabıma sığıyamıyorum. Az önce bakın Cumhurbaşkanlığının seçimiyle ilgili dahi tartışmalar yapılıyor ve kötü bir propaganda yapılıyor. Ben burada diyorum ki gelin güzelliği anlatalım. Başkanlık sisteminin güzelliğini anlatalım. Devletimizin, milletimizin geleneğine uygun olduğunu anlatalım. Milletimizin köklerine uygun olduğunu, 100 sene sonrasının hayallerini bu sistemle kurabileceğimizi, Sultan Alparslan'ın bu sistemin evladı olduğunu, Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin bu sistemin evladı olduğunu, Eyvallah. Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri'nin bu milletin evladı ve bu sistemin devamlılığı olduğunu anlatalım. Eyvallah. Dolayısıyla biz bu tarihi akışın önünde durmayalım ve tam da bu noktada ben aday adayıyım. Ve benim aday adaylığımda listeye girmek, girmemek diye bir kaydı asla yoktur. Biz Türk İslam davasının neferleriyiz. Bu neferlik kapsamında biz gövdemizi, bilgimizi, tecrübemizi, dilimizi, elhasıl ruhumuzu ortaya koymalıyız. Tüm aday adaylarımızla beraber, ittifakımızla beraber biz Cumhurbaşkanlığı hükümet modelini ve aziz devletimizin geleceğini ortaya koymalıyız. Bu asır Türk asrıdır. Ve Türk asrı insanlığa aydınlık, huzur, adalet getirecektir. Sevgi aşılayacaktır. O yüzden biz asla aday adaylarına önlük arkalık gözüyle bakmayız. Açık ve net söylüyorum. Bu süreç Yüksek Seçim Kurulu'nun tarihidir malumunuz. Aday adaylığı sürecidir. Eyvallah. Aday adaylığında listede olmasak dahi hiç önemi yoktur.
aynı gayretle, aynı aşkla Bursa vekili gibi, devlet başkanı gibi Eyvallah. biz tezimizi anlatırız. Çünkü biz devleti ruhunda hisseden insanlarız. O ruh ancak bu çını oluşturur. Biliyorsunuz Şeyh Edebali ve Osman Gazi'nin rüyası vardır. Biz bu manevi köklere sıkıca sarılmış ve maddi gerçeklikten kopmayan bir ideal dava insanlarıyız. Dolayısıyla bizim aday adaylarımızın her biri çok kıymetlidir. Ve bu aşamada aziz milletimizin bu demokrasi şölenine katılmasını istiyorum. Bu şölen devletimizin 100 yılının şölenidir. Bütün aday adaylarımız tanısınlar. Özellikle ben buradan aziz milletimize, izleyenlerimize, Sayın Genel Başkanımızın selamlarını, muhabbetlerini arz ediyorum. Ve yine aynı şekilde burada gelmeden önce telefonla da görüştüm kendisiyle. Milliyetçi Hareket Partimizin Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı Beyefendinin de selamlarını iletiyorum. Aday adaylarımızın selamlarını iletiyorum. Devir birlik ve beraberlik devridir. Bu birliğin en güzel örneği de Sayın Genel Başkanımız, liderimiz Devlet Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın el ele, gönül gönül, akıl akıla vermeleri ve devlet millet aklını projelendirip 100 yıla bir proje tutmalarıdır. Biz de elimizden geldiğince, karınca kararınca büyük ruhlar olarak hizmet edeceğiz ve gayret sunacağız. Peki hocam, yine bir sorum vardı. Soruya sakladım ama Lütfen. proje dediniz. Geçenlerde sosyal medyada konuk olmuş Sayın Akşener'in bana kendisine sorduklarında ittifakla ilgili olarak aynen şunu diyor. İnşallah yanılmıyorum. Biz diyor Cumhur İttifakı'na baktığımızda onlar birbirine öyle samimiler ki, onlar birbirlerini öyle seviyorlar ki, ama diyor bize baktığımızda diyor Millet İttifakı diyor bir projedir dedi. Bu kadarını hani baktığımda artık ne demek istediği nedir pek anlayamadım ama gerçekten Millet İttifakı bir proje midir? Efendim, bence önce konunun özünden hamleyelim. Cumhur İttifakı'nı iyi anlamlandıralım. Az önce arz ettim sizlere. Evet, zaten Cumhur Cumhur İttifakı. İttifakı Şeyh Edebali'nin ittifakıdır. Cumhur İttifakı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ittifakıdır. Cumhur İttifakı Kanuni Sultan Süleyman'ın ve İstanbul'un Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin ittifakıdır. Ve ben gönülden, kalpten Ankara'ya atımı sundum, sürdüm ve aday adaylığı başvurusunda bulundum. Bu bir proje değil, bu gönül. Tüm Görünmez. adaylarımız bu hisle, bu duyguyla, bu şuurla hareket ettiler ve ediyorlar. Dolayısıyla Cumhur İttifakı köklü ve gelenekli. Tersine baktığımız zaman, diğer ittifaka baktığımızda kendilerini nasıl ifade ediyorlarsa etsinler, isimden ziyade ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz, görülür seviyeyi aklı eserinde diyor ya, bakın proje kelimesi bir akılla ilgilidir. Ama biz sadece akıl demiyoruz. Ruh diyoruz. Akıl diyoruz. Kalp diyoruz. Aklı selim, kalbi selim, ruhu selim diyoruz. Bu kavramlar bizim mayamızda var. Bu mayanın birlikteliğidir Cumhur İttifakı. Dolayısıyla aslında ceza muhakemesinde biz çok kullanırız. Tevhidi ikrar diye bir kabili vardır. Sayın Akşener'in bu ifadesinden tevhidi ikrarı anlıyoruz. Yani bir masa başı projesi. Çünkü proje demek project, Latince bir kelime malumunuz. Bir akılla tasarlamadır. Ama biz Millet İttifakı'na, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın liderimiz Devlet Bahçeli'ye ve köklerimize, milletimize baktığımızda doğal bir akan nehir gibi birleştiğini, bir çağlayan oluşturduğunu görüyoruz. Yani dediğim gibi bir akıl değil, köklü bir akıl, istişareli bir akıl, gelenekleri olan bir akıl ve en önemlisi hisleriyle de, duygularıyla da hareket eden yüce bir iklimin birlikteliğidir bu ittifak. Tersini ise aziz milletimizin yine ferasetine, basiretine ve gönlüne bırakıyoruz. En iyi tayin ve tespiti kendileri Eyvallah. yapacaklardır. Hocam hem süreci iyi kullanma Nasıl açısından hem de uyumsun? zamanımız daralmasın diye Lütfen. bazen kısa geçeceğim belki Seve seve. kısımları ama Seve seve. şimdi dönelim tekrar Bursa'ya. Şöyle Bursa'ya baktığımızda Bursa profilinde ah ya ben şimdi Allah izin verirse nasipse seçildiğimde şunları değiştireceğim. Şu eksikler var. Hatta sizin sözünüze bu dönemi açısından şunu da hemen ekleyeyim. Sizden önceki dönem milletvekillerine, topyekun hepsini ele alıyorum, bütün partilerde. Şunları şunları da yapmalıydılar veya şuna şunlar karşı çıkmamalıydı diyerek şöyle bir Bursa'yı tahlil etmenizi ve sizin de buna projenizi eklemenizi Tabii. rica edeceğim. Öncelikle Bursa'yı doğru anlamlandırmak lazım. Bursa aslında
maneviyat şehri ve medeniyet şehridir. Tarihimize başkentlik yapmış bir şehirdir. Dolayısıyla biz Allah'ın izniyle milletvekili olduğumuzda her şeyden evvel Bursa'nın bütün iklimlerini, kanaatlerini bir araya getireceğiz. Biz Bursa'da güçlü bir istişari akıl, güçlü bir birliktelik, güçlü bir ortak proje üretme zemini oluşturacağız. Ve bir konuşma zemini, toplantı zemini oluşturacağız. Ve bütün milletvekillerimizle beraber, bütün partimizin yetkilileri ve Cumhur İttifakımızın temsilcileriyle beraber bölgenin içerisinde sosyolojik analizler yapacağız. Biz önce insanımızı ava edeceğiz. Malumunuz biliyorsunuz, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Eğer insanımızın psikolojisine inemezsek, sosyal güvenliğine inemezsek, dünyada en güzel binaları yapsanız anlamı yoktur. Biz önce insan ruhuna, insan psikolojisine uygun politikalar geliştireceğiz. Ve insanımızın aktif olabileceği bir şehir içerisinde faaliyet yürüteceğiz. Ve yine söyledim, Bursa bir projedir. Bursa bir medeniyet projesidir. Bursa aslında Türkiye'yi aydınlatan bir aynadır. Biz Bursa'daki projeleri gerçekleştirdiğimizde aslında Türkiye'nin projelerini gerçekleştireceğiz. Anayasamızın 80. maddesi var aziz, malumunuz. Der ki, bir vekil seçildiğinde yalnızca seçim bölgesinin vekili değildirler. Aslında tüm Türkiye'nin vekildirler. Şöyle bir Bursa'mıza baktığımızda 81 ilimizin bir fotoğrafını görüyoruz. Tüm illerimizde insanlarımız var. Bizim en büyük projelerimizden birisi, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz diyeceğiz. Biz bir Bursa'da sosyal barışı sağlayacağız. Sosyal barışın altında ne vardır? Öncelikle çok ciddi bir tarım altyapısı, çok ciddi bir sanayi altyapısı, çok ciddi bir imar altyapısı oluşturmamız gerekir. Bu altyapıyı sacayla kurduğumuz zaman bunun bileşenleri, örneğin odalarımız var, sanayi ticaret odamız var, iş insanlarımız var, STK'larımız var ki ben Bursa'nın STK'larını çok beğenirim. Gerçekten sosyolojik iklimi yansıtırlar. Biz o sosyolojik iklimle birleştiğimizde aslında ben Bursa'da mahalle mahalle gezdiğinde vekil olarak oralardan notlarımı alacağım. Ve bir hukukçu perspektifiyle hem partimi kurullarına hem meclisime bir atom karınca gibi yasa teklifleriyle hizmete boğacağız tabiri caizse ülkemizi. Dikkat edin, yine başkanlık sisteminin bir güzelliği de bu olacak. Parlamenter sistemde bakanlar kurulundan gelen tasarılar üzerinden kanunlaştırmalar yapılabilir. Ama şimdi bir İdris Kaylı Bursa vekili olarak örnek veriyorum. Kentsel dönüşümle ilgili, yatay mimariyle ilgili, tarım hayvancılıkla ilgili, sanayiyle ilgili, özendirme destekleme faaliyetleriyle ilgili kanun teklifleri yaptığında o Bursa'nın temsili, Türkiye'nin temsili olduğu için tüm milletvekillerimiz ortak akıllı bir araya gelecek, arı gibi çalışacağız ve yasalar yapacağız. Bakın, burada sadece bir propaganda faaliyeti değil, biz gönül faaliyeti yapıyoruz. Ve bilinçlendirme faaliyeti yapıyoruz. Ben bu seçimlerin de bu anlamda büyük bir nimet olduğunu düşünüyorum. Bir devletin görevi, çok temel söylememiz lazım, yasamada ben bunu yapacağım Allah'ın izniyle, bir, milli güvenliği sağlamaktır. İki, kamu hizmeti yapmaktır. Tüm temel hak ve hürriyetlerin önündeki engelleri kaldırmaktır. Ben buradan söz veriyorum. Milletvekili olduğunda temel hak ve hürriyetlerin geliştirilmesi noktasında günümüzün teknik gelişmelerine uygun yasal düzenlemelerin yapılması için bir hukukçu olarak ve bu halkın evladı, pazarcısı olarak, köylüsü olarak elimden geleni yapacağım. İkincisi kolluktur. Kamu düzenidir. Kamu düzeninin gereklilikleri için insan haklarına uygun tüm düzenlemelerde aktif rol almayı düşünüyorum. Ve en önemlisi peygamberimizin hadisi var. Zorlaştırmayın, kolaylaştırın, korkutmayın, müjdeleyin diyor. Ve biz bunu biliyor musunuz? Kitaplarımızda derslerde anlatıyoruz. İdare okulunda da vardır. Devlet görevlerinden biri de özendirme ve desteklemedir. Biz özendireceğiz. Neyi özendireceğiz? Gençlerimize proje yapmayı özendireceğiz. Buna ilişkin teşvik yasaları çıkartacağız. Teknoloji üstleriyle ilgili teşvik yasaları çıkartacağız. Bakın, aziz milletimizin gençlerine sesleniyorum. Milletvekili oluruz olmayız ama evladım olacağız. İnancımız tamdır. Baktığınızda lütfen kalkınma projelerini takip edin. Aziz milletimiz, devletimiz kalkınma ajansları kurdu. Bölgemizdeki kalkınma ajanslarının fonlarını takip edin. Projelendirin. Üniversitelerle ortak çalışın. Özendirme destekleme faaliyetleriyle ilgili tüm alanlarda yasal düzenlemeler yapacağım. Tekniklerde bulunacağım. Yine beşincisi regülasyondur. Arkadaşlar, 2001 krizinin olma sebeplerinden biri bankacılık mevzuatımız zayıflığıydı. Yine çok güzel ilerlemeler yapıldı 2002 sonrasında. Bankacılık düzenleme denetleme kurumu gibi, SPK gibi değerli kurumlar ve mevzuatlar geliştirildi.
Mevzuat ihtiyaçlarımız devam ediyor. İşte bu mevzuatların regülasyon faaliyetleri yapacağız. Böylece herkesin hukuk güvenliğini teknik düzenlemelerle sağlayacağız. Bu konuda evvelallah milletimiz bana güvenebilirler, partimize güvenebilirler. Son derece teknik siyaset yapacağız. İşte Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en temel özelliği ise millete hesap verilebilirlik bakımından yasamaya büyük yük getiriyor. Güçlü meclis böyle bir şey oluyor yasamayla. Teknik vekillik yapacağız. Diyeceğiz ki yüksek teknoloji için Ar-Ge yatırımları hangi kanunlarla olmalıdır? Hangi vergi teşvikleri olmalıdır? Hangi vergi türünde, hangi oranda, hangi muafiyet, hangi istisna olmalıdır diyeceğiz. Ve bunu da ortak akılla, istişareyle yapacağız. Son olarak iş düzen. Devletimizin tüm planlamasında teknik bütün norm eksikleri varsa yasamadan, yürütmeden, yargıdan başlayarak tüm normların yapılması için yasamada etkin rol oynayacağımın sözünü tüm milletimize veriyorum burada. Hocam arada bir ben böyle bakıyorum. Yani Efendimizin hitabet tarzında göz göze ve karşıdaki elini bırakmadan elini bırakmaz. Evet. Hız hitabet tarzında. Ben Evet. bazen böyle baktım. Sorular ve şeylere baktım. Onun için Helal olsun. çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir akışı bir usulümüz de var. Aynı zamanda Ha. kadar ortalık Teşekkür gerekiyor. ederim. Sağ olun. Az önceki projelerimizde özellikle şu kentsel dönüşüm noktasında büyük bir ihtiyaç olduğunun vurgulanması, bu yerel yöneticilerin, şehirlerin olan bu başkanlarımızın da buna bir an evvel çözüm üretmeleri gerekir. Bu hususlara ne dersiniz? Tabii ki, Kentsel dönüşüm tabii. ve bunu 10 ilde gördük az Tabii. çok. Öncelikle, Bina konusunda. evet, öncelikle sorunuz çok değerli. Bu vesileyle bir şeyi de hatırlamak lazım. Büyük bir felaket yaşadık. Asr-ı felaketi diyoruz. 11 ilimizi etkiledi. On binlerce insanımız rahmet rahmana kavuştular. Yüz binlerce insanımız hala şu anda tedavi görüyorlar. Ve toplum olarak hepimiz etkilendik. Yine az önce bir şey söyledim. Devletimizin görevlerinden biri de özendirme ve desteklemedir dedik. Ve planlamadır. Biz partimiz tüm kurullarıyla, ben şahsen elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Galatasaray Üniversitesi'nin yüksek lisans tez konum imar mevzuatı çerçevesinde yıkımdır. Aziz milletimize de söylüyorum. Bizim milletimizin okuma gereğini arttırmamız lazım. İnternetten girdiklerinde Google'dan yazsalar, İdris Kaydul yüksek lisans tezi yazsalar benim tezim çıkar. Okusunlar mesela. Yüksek lisans tezleri var, doktora tezleri var. Bu tezlere bakıldığında aslında imar ve şehircilik kuralları belli. Yine akademik eserlerimize baktığımızda bellidir. Biz meclis çatışmalarımızla mülkiyet hakkının güvence altına alındığı, aynı zamanda sağlıklı çevrede yaşama hakkının bir arada olduğu sürdürülebilir şehirleri kuracağız. İnşallah. Bunun için 2012 yılında çıkartılan 6.306 sayılı yasamız var. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun. Bu kanun riskli yapılar, rezerv yapılar ve riskli alanlarla ilgilidir. Dolayısıyla hem yerel yönetimlerle, büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri, yine büyükşehir dışındaki il özel idareleriyle beraber çalışarak imar yasamızda özendirme ve destekleme ilişkin düzenlemeler getirebiliriz. Ve yasamanın öncülüğünde yürütme, Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlıklarımız yerel yönetimlerle koordine çalışmakta ve orijinal projeler yapılmaktadır. Bununla ilgili Bursa'ya da sesleniyorum. Bursa'da yapı stoğumuz maalesef 99 öncesi döneme ait. Az önce zikrettiğim 6.306 yasanın içerisinden kiracılarımız, maliklerimiz başvursalar %99,9 yapılan çürük çıkacaktır. Ve malumunuz içinde bulunduğumuz gelinlikte bir faiz oranı var ve faiz kırığı var. Dolayısıyla arkadaşlarım, aziz milletim, biz birimiz düştüğünde ah diyen ve içten isteyen insanlarız. İşte hukukçu olarak, vekil adayı olarak ve vekil olma iradesiyle söylüyorum ki biz özendirme desteklemeyle, teşviklerle, özellikle kredilerdir, millet birbirine ortak projeleridir, imar oranlarıdır, imar izinleridir, buralardaki harçlar ve teşvikler zaten bugüne kadar çok değerli yapılar yapıldı, çalışmalar yapıldı, altyapısı var. Bunu daha da geliştireceğiz. Ve biz sadece teknik siyaset, oy siyasetini asla yapmıyoruz. Biz oradaki bir canımızın sağlıklı bir şekilde enkazdan çıkmaktaki mutluluğu düşünüyoruz. Lütfen gelin birlikte hareket edelim ve şehrimizi yeniden imar edelim. Ülkemizi yeniden imar edelim. İşte bu yasama seçimleri ve yürütme seçimleri, Cumhurbaşkanı seçimleri bir fırsattır. Bu fırsatla beraber söz veriyoruz. Partinizle beraber, liderimizle beraber, Cumhurbaşkanımızla beraber el ele yürüyeceğiz. 6.306 sayılı kanuna
ek düzenlemeler getireceğiz. Az önce bahsettiğim regülasyon, özendirme ve destekleme faaliyetleriyle yürütmeye güç vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da etkin siyasetiyle, etkin gücüyle, etkin icraçılığıyla medeniyetimiz uygun şehir projeleri başlattı ve devamını getirecek. İş burada tabii ki ortak çalışmayla oluyor. Liderimizin de beyan ettiği üzere devlet-millet buluşmasını bu vatan sahtında yapacağız. Yaptığımız zaman birliğin etrafında çoğalma olur ve bereket olur. Kur'an-ı Kerim'in Fetih Suresi'nde biliyorsunuz söylenir. Müslümanlar, müminler bir buğday başağı gibidirler. Bereketlidirler. Biz bu birlikteliği gerçekleştirdiğimizde gün gelecek vekiller olarak partimiz, ittifakımızla el ele yürüyeceğiz. Bursa sokaklarında kentsel dönüşümün teşvikçileri olacağız. Ve bu teşvik hem yasal zeminde olacak, meclis olarak gerçekleştireceğiz. Hem de yürütmemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız tüm bakanlık bürokrasisiyle yerel yönetimlerle bir arada şehirlerimizi, sadece Bursa'mızı değil, İstanbul'umuzu, Kocaeli'mizi, bakın 99 depreminin travmaları hala üzerimizde evet. Ve asrın felaketi üzerimizde, biz elimizden bütün gayreti gerçekleştireceğiz. Hocam bu hususta tabii acil. Biz de şunu maddelere de yani bir anayasal madde midir veyahut da hukuki bir yeri nedir bilemiyorum ama şu bina diyelim ki burada kalıyor 30 kişi. Yani 30 aile kalıyor. Evet. 30 aileden mülk sahibi yani malik olan kişilere tabu sahipleri öyle değil kiracısına vermiş ama kalkıp burada bu binanın dönüşüme girmesi gerekiyor. 10 kişi, 5 kişi ve içinden 2 kişi itiraz ediyor. Herkes kaderine mahkum oluyor. Burada peki normal bir yasa yok mu? İsterse hiç kimse müracaat etmesin. Gelip ekipler bunu tek tek kontrol edip hayır efendim sen burayı terk edeceksin diye bir durması gerekmez. Efendim soru için çok teşekkür ederim. Evet. Ben zaman zaman futbol oynadığım için kornerlerde topa da girerdim. Güzel bir pas oldu bana. Evet. Çünkü güzel bir soru, teknik de bir soru. Az önce arz ettim. Evet. Biz yeni dönem siyasetini partimizle beraber teknikleştiriyoruz. İmar Kanunu'nun 39. maddesi var. Lütfen milletiniz varsın. 39. madde mail-i inhidam der. Yıkılmaya yüz tutmuş yapılar. İmar Kanunu madde 39. Yine İmar Kanunu'nun 32. maddesi var. Bu da ruhsatsız yapılara ilişkin yıkımı düzenler. Ve bir de bakın 6306 sayılı yasamız var. Kat mülkiyet yasasındaki çoğunluk kriterini denmiştir. Riskli yapı kavramı getirmiştir. Bu riskli yapı kavramıyla biz bir kiracı olarak da içinde oturduğumuz, barındığımız binada karot isteyebiliriz. Belediyelerimize, üniversitelerimize, lisanslandırılmış kuruluşlara çok yaygın bir zemindir. Bakın özendirme ve desteklemeden bahsettim. Zorlaştırmayınız, kolaylaştırmayınız, kolaylaştırırız, müjdeleyiniz dedim. Bu hükümleri okuyunuz lütfen aziz milletim, aziz izleyicilerimiz. Çünkü bizim canımız yanıyor. İçinde biz olabilirdik. Ama olanlar bizden de biziz. Gittiler. Rahman'a da vurdular. Dolayısıyla elimizde artık yasal düzenlemeler de var. Biz Reysel Kentler başvuru birisiz. Bakın Cumhurbaşkanlığı Eğitim Merkezimizin çok etkili CİMER'i var. CİMER'den de geçer verebiliriz. Ada parsel vererek denetimler yapılmasını isteyebiliriz. Belediyelere yazabiliriz. Belediyeler bu konuda teşvikçidirler ve belediyelerimizin iştirakleri de vardır. Son derece güzel kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirmektedirler. Bursa'da da bunun örneklerini görmekteyiz, tüm Türkiye'de görmekteyiz. Dolayısıyla az önce Yunus Emre'mizden bizim Yunus'tan bir şey söyledim. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Tanış olmaktan kasıt, hello, my name is Idris, how are you, what is your name, değildir. Bizim derdimiz, az önce dediniz ya göz göz olarak, bir derdin var senin. Binada şartlar var, huzursuzsun, uyuyamıyorsun. Gece annelerimiz uyuyamıyorlar. O zaman gelin bir dilekçe verin, belediyelerimize dilekçe verin. Efendim, CİMER'e bile verseniz olur. Devletimiz, efendim aynı şekilde pek çok lisanslı kurumlar var ve mevzuatımız bu engelleri aştı. İşte tam da bu aşamada yasamaya bizim ihtiyacımız var. Yasama o ihtiyacı görecek. Milletvekiliniz olarak ben İdris Kalyo, Allah nasip ederse, böyle söylendirsem, tüm milletvekili aday adayları adına söylüyorum. Bir kanun teklif veririz. Nerede eksik var hemen düzeltiriz. Ama mevcudu da ıskalamamak lazım. Zaten devletimizin yasaması, hükümetimiz bugüne kadar bir yere kadar getirdiler bu projeyi. Gelin 6306 yasa, 6306 sayılı yasayı okuyun. Hepimizin telefonu var. Instagram'da 2 saat takılıyoruz. Onun yerine 10 dakika
Mevzuat.gov.tr'den yalnız. Herhangi bir yerden okumayacağız. Devletimizin kurumu en güzel en güncel halde yayınlamaktadır. Altın 306 senedir yasaya okusunlar. Kalp Malikleri Kanunu okusunlar. Türk Medeni Kanunu okusunlar. Orada zaten yeteri kadar ilaç var. O ilacı alsınlar. Dilekçelerini versinler. Ve bu konuda sivil toplum kuruluşlarımız, partimiz gerekli desteği veriyorlar. Bu konu beraber yürütülebilecek bir konudur. Bu da zaten benim İdris Kalp olarak şu anda yaptığım bir hizmet oldu. Ben şu anda kendimi zaten vekil ve devlet olarak hissediyorum. Evet. Bu bizim bir kolaylaştırma faaliyetimizdir. Bir dilekçeyle hamle yapacaklar ve belediyelerimiz bisiklet teslimini yaparak, kira yardımları vererek, nakliye bedelleri vererek ve burayı dönüştürecekler. Bu dönüşümle beraber de en güzel binalarda bir sürü güzel yapılarda yaşayacaklar. Ve en önemlisi bizim yeni dönemimiz Türkiye vizyonumuz, şehirlerimizin medeniyetimize uygun olmasıdır. Bizim salonlarımız hayat nelerdi biliyorsunuz. Yeah. Geniş, müreffeh odalar. Bu şekilde bir imar düzenlemesi. Bu bir imar rantı asla değildir. Bu bir sağlıklı çevrede yaşama hakkıdır ve insanın ruhunu yüceltmesidir. Bu konuda tüm değerlerimize uygun aktif yasama faaliyetlerinde bulunmayı ben buradan hem partim adına hem şahsım adına tüm adaylarımız adına söz veriyorum. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Bu da önemli bir konu. Şimdi mevzuyu biraz gençleştirelim. Çünkü şu anda sokağa çıktığınızda her köşe başında gençlerin olduğu malum. Allah genç neslimizi inşallah önünü açık eylesin. Biz duamızı hep şunu yapıyoruz. Yavrularımıza, bütün evlatlarımıza Allah hayırlı iş, aş, eş versin Evet, diye. evet. Ben bu duayı her zaman eksiltmem. Şimdi gençlere geldiğimizde, gençlere bakış açınız ve partinize olan gençlerin teveccühü ve gençlerin şu anda tabiri caizse arafta olan bazı insanlar, gençler var. Ne oraya ne buraya. Yani bakıyor işte 20 yaşında, 18 yaşında, 20 senedir aynı iktidar içerisinde oldukları için geçmişin serüvenlerini görmemişler, yaşamamışlar. Bizler tabii 70'li yıllarda çok farklı bir hayat yaşadık. Öğrenci yıllarımız şu bu ama bugünkü gençlere mesajınız ve onlara sizin vaadiniz meclise girdiğinizde inşallah ne olacaktır? Efendim, soru için çok teşekkür ederim. Ben de bir gencim ve genç yaşta evlendim. Ellerinizin öper. 4 çocuğum var. 4 evladım var. 3 kızım, 1 oğlum var. Havva Meryem, Zeynep Vera, Ali Alparslan ve Elif İpek. 25 yaşında bu güzel projenin içerisine girdim. Ben teorik olarak 3 şeyden bahsederim. Bunu da çevremde mutlaka konuşurum. Bizi güçlü kılacak 3 şey var derim. 1- Şahsiyetli kişilik. 2- Güçlü aile. 3- Güçlü devlet. Sacaya biliyorsunuz 3 temel üzerine oturur. Eğer bu 3 temeli doğru oturtamazsak araya terör örgütleri girer, araya değişik gruplar girer, araya uluslararası fikir akımları girer. Bu 3 temel doğru oturduğunda insanımız araya girer ve sonsuz genişlikte bir imkan sağlanır. Siz soru sorunca benim ben 36 yaşındayım, gencim ama çocukluk dönemlerime gittim. Bursa, Orhan Emin Fadıköy'üne gittim. Yıl 1994-95. Siz benden büyümüşsünüz, tecrübelisiniz, daha eski yılları hatırlıyorsunuz. Ben 93 ve 94'ü hatırlıyorum. Öğretmenim, hayattalar, selamlarımı iletiyorum, ellerinden öpüyorum. Fatih Mutlu öğretmenim vardı. Köyümüzde 3 öğretmen vardılar. 3 öğretmenim vardı ve ilkokul 3'teyken bizim 3 odalı bir okulumuz vardı. 3 odalı. Ve bir sınıfta ikiler ve üçler bir arada okudum. Ben ilkokul 3'teyken tahtayı hocam 2'ye bölerdi. 2'lere soru yazardı. Sonrasında 3'lere yazardı. Ben bunları gördüm. Ben 1700'lerden gelmedim, 1900'lerden gelmedim, 1994'ten, 1986 doğumlu bir kardeşinizim. Ben köyümde o okulda onu gördüm. Ve biz köyümüzü odunu sobamızı beraber getirirdik. Ama bugün baktığınızda öğretmen sayımız 100 binleri geçti, okullarımız gelişti, her sınıfta akıllı tahtamız var, yayın imkanlarımız gelişti, dijital yayıncılığımız gelişti ve daha iyisi olacak. Ve ben şunu söylüyorum, gençler, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, başlasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın diyor ya. Gerçekten ben bu ufukta yetiştim. Eyvallah.
Ben köyümden o şartlarda çıktım ve çok şükür şu anda milletvekili aday adayım. Ve çok şükür üniversite hocasıyım. Çok şükür hukukçuyum, avukatım. Gelin hep beraber el ele, gönül gönüle devletimizi, milletimizi güçlendirelim. Gençlerimiz olmadan biz geleceğe yürüyemeyiz. Gençler sadece geleceğin teminatı değildir azizim. Gençler içinde bulunduğumuz zamanın teminatıdır. Zaman bana emanettir. Mekan benimdir diyen bir gençlik. Bir gençlik, bir gençlik sağa sola bakmadan ben varım diyen bir gençlik. Biz böyle düşünüyoruz. Ben milletvekili aday adaylığımı da böyle görüyorum. Üniversite hocalığımı da böyle görüyorum. Ve özendirme destekleme dedim ki ben sizin bir abinizin veya aynı sosyolojik grubunuzun bir arkadaşıyım. Gelin beraber yol yürüyelim. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Hareket gençlik hareketidir. Dava hareketidir, yürek hareketidir, aksiyon hareketidir. Hepinize liderimiz Devlet Bahçeli'nin selamları var. Liderimizi tanımanızı, yine başbuğumuz Alparslan Türkeş'i tanımanızı, yine kurucumuz, liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tanımanızı istedim. Az zamanda çok işler yaptık diyor. Ve damarlarında asil kanlı o kudret vardır diyor. Etrafın sarılmış diyor. Dahili ve harici betahlarla diyor. O zaman biz gelin bir olalım ve neyi konuşalım? Salt hamaset değil, salt nutuk değil. Bakın az önce soru sorduğunuzda ne dedim? İmar Kanunu madde 39 dedim. Ben yayına geldiğinde bunu bilmiyordum. Ama Allah'tan ki ben bu alanda çalışmışım ve İmar Kanunu 39. maddesini biliyorum. Teknik konuşacağız. Ben gençlerimize sesleniyorum. Beraber olalım, her bir alanda ortak akıl havuzları kuralım. Partimiz sizlerindir, Ülkücü Hareket sizlerindir. Aynı şekilde Cumhur İttifakı sizlerindir, yasama sizlerindir, yürütme sizlerindir. Ama bunun için ilkokuldan itibaren çok okuyacağız, çok çalışacağız, her gün derslerimize gireceğiz. Derslerimizi uygulamalı öğreneceğiz. Ben burada bir örnek vermek istiyorum. 2009 yılında iş hukuku dersi öğreniyordum, 4. sınıftaydım. Hukuk fakültesi talebesiyim. İş hukukunda bazı alacak kalemlerinin 5 yılda zaman aşımına uğradığını öğrendim. Amcamın da bir davası vardı. Daha doğrusu işten çıkartılmıştı. Kamyoncu. Geç kaldı diye dövülerek, sövülerek gönderilmiş. Benim amcam beni yetiştiren insan. Ellerinden öpüyorum. Hemen dilekçesini yazdım. Ve o zaman akıllı telefonlar da yok. Amca dedim, ulu yola gidiyorsun, adliyeye gidiyorsun. Öğrenciyim daha. Bana oradan bir kırtasiye bul. Buldu. Ve oradan ver telefonu dedim. E-mailini aldım. E-mail attım. Dilekçe yazıp öğrenciyim bu arada. Çıktıları tarif ettim ve davasını açtırdım. Ben gençliği böyle görüyorum. Ve amcam o davasını kazandı. Ben öğrenciydim o zaman. Ve zaman aşımında olacaktı. Dolayısıyla gençler siz bilgi çağında yaşıyorsunuz. Ben de gencim ama ben aynı sınıfta iki tane sınıfın olduğu, aynı kademede insanların değil, farklı yaş gruplarının olduğu bir eğitimden geçtim. Ama sizin için çok büyük teknolojik imkanlar var. Ama en büyük sorunumuz uygulama, tatbik etme sorunu. Hayatın neresinde proje yapacağınızı bilmelisiniz. O yüzden gelin birlikte hareket edelim. Birlikte yol yürüyelim. Birlikte proje üretelim. Kariyer planları yapalım. Arkadaşlar, Roma'ya kadar bir kızıl elmamız var. İnsanlığa huzur götürmek gibi bir kızıl elmamız var. İnsanlara sevgi, barış, mutluluk götürmek gibi bir kızıl elmamız var. Ve bu kızıl elmanın en uygun iklimi Anadolu coğrafyasıdır. Adı üzerinde Anadolu. Arkadaşlar hep beraber yol yürüyeceğiz. Ve özellikle liderimiz Devlet Bahçeli'yi tanımanızı, sevgisini, muhabbetini, projesini, öngörüsünü bilmenizi istiyorum. Bu kadroların içinde yer almanızı istiyorum. Bu kadroların içerisinde yer alarak Ülkücü Hareket'in ve aziz Türk milletinin asil evlatları olarak büyük hizmetler yapmanızı istiyorum. O yüzden hayatın içerisinde olun. Hayata atılmak için evlilik yaşlarını 35'lere çıkarmayın. Ben 36 yaşındayım, 4 evladım var çok şükür. Lütfen erken yaşta meslek sahibi olun. Erken yaşta eşleriniz olsun, aşınız olsun. Arkadaşlar, hayat gerçekten çok kolay. Bakmasını bilene. Lütfen hayatın içinde projeler yapalım ve biz bu projelerde sizlerle beraber yol yürümeye hazırız, nazırız, hep beraberiz. İnşallah. Hocam, son 7 dakikaya girdim. Şöyle, sosyal medyaya bakıyorum. Tabii ben görebildiklerimde hep iyi niyet, iyi temelliler. Sağ olsun. Bahtınız açık olsun. Teşekkür ediyorum. Sizin olarak bahsetmeyeceğim süre zaman kazanalım diye. Hep başarılar diliyorlar. Hatta vekillikten öte daha ileriye layık duruyorlar. Duruyoruz. Çünkü birikimimiz genç yaşta tecrübelerimiz zaten başta söylediniz.
orta saha oyuncusuyum ve oyun kurarım demiştiniz. İnşallah bu illerle meclis arasındaki bu iletişimde de en iyi şekilde bir takım oyunu kuracağımıza da inanıyorum. Ben eksiklerimizi yere getireceğimize de inanıyorum. Ama Bursa'mız temsil ettiğiniz, inşallah temsil edeceğiniz Bursa'mızı da en iyi şekilde orada eksiklerini görüp en iyi şekilde de çağrılara üreteceğimize eminim. Şöyle de bir son soruyla temennilerinizi alacağım, iyi niyetlerinizi. Fakat Tobuk geleneğimizde Bursa'mız ve ülkemiz için artık üretime başladı, daha doğrusu seri üretime geçti, sahada olacaklar, yollarda olacaklar. Sadece Tobuk değil, bunun yanında havada, denizde, karada, her yerde artık Türk ağabeyleri olan kendi teknolojiniz var. Burada küçük bir açılım isteyeyim sizden. Ondan sonra da son günlerinizi alacağım. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir tevafuk oldu. Dün ben çocuklarımla kızlarımdan bir bisiklet almaya gittim. Havaalanına. Maşallah. Ve alışveriş için gittiğimizde biz Togg'u gördük. Ve kızımız dedi ki baba hadi gel. Ve biz Togg'a girdik. Ve biz Togg'dan fotoğraf çekildik. Ben üç çocuğumun ateşini, gözümdeki umudu gördüm. Yeah. Ve onları tek tek fotoğraflarına çektim. Onları saklıyoruz şimdi. Güzel. Çok güzel bir soru oldu. Yine ben denk geldim diyoruz. Sevabı atıyoruz. Bu enerjiyi ben çocuklarımda gördüm. Ve o, bize düşen şu az önce zikrettim. Biz her alanda en iyi olmalıyız. Türk alanında en iyi, en ahlak, en erdem, en gelişmiş kişidir. Eyvallah. Dolayısıyla bizler gençlerimizi örneğin tarım teknolojileri, örneğin sanayi teknolojileri, örneğin savunma teknolojileri, örneğin bugün devletimizin yazılımı çok değerli. Bir uyak var. Biz oturduğumuz yerden duruşmalara geliyoruz. İfadelerimizi alıyoruz. Aynı anda bir günde hayal edin, birinden biriyle gidemezdiniz. Şimdi ben Ağrı'da görüşmeye gidiyorum. Aynı gün 11'e, 11.30'da Bursa'ya görüşmeye gidiyorum. İstanbul'dayım. İstanbul'dan Bursa'ya gidiyorum. İnternet ekibimizle yapıyoruz. Uyak da yapıyoruz. Devletimizin yazılımına çok değer verdi geldi. Biz katma değerli iş yapacağız. Biz büyük bir kadroyuz. Büyük yetenekler kadrosuyuz. Aziz milletimizin hem genetiği uygun hem zekası uygun. Tok bunu da örneğidir. İHA'larımız, SİHA'larımız bunu da örneğidir. Yine devletimizin kullandığı datalar değerlidir ve önemlidir. İşimiz bu dataları azizim. Milletvekili olarak özellikle destekleme projeleriyle yasalarla tavana yayacağız. Biz akıllı tarafa yayacağız. Yani köylerimizde bugün verimliliğini düşürdüğümüz bir gerçektir. İşte yasama ve yetişeceğine yapacağımız projeler aynı zamanda da mühendislerimizi teknik alanlara yönlendireceğiz. Biz ziraat mühendislerimiziyle bilişim mühendislerimizi birleştiren teknoloji ve proje hamleleri yapacağız. Dolayısıyla bizim nasıl ki genetiğimiz sağlamsa tohumumuzun genetiği de sağlanacak. Biz tohum güvenliğini de sağlayacağız. O yüzden gıda güvenliği yasalarımızda iyileştirilen güçlendirmeler yapacağız. Tarım alanlarımızın güçlendirilmesi, korunması, nebatatımızın ekolojik sistemimizi geliştirilmesi için teknik düzenlemeler yapacağız. Bunun için Ülkücü Hareket, bunun için Milliyetçi Hareket Partimizin kadroları geçmişten günümüze çok ehliyetlidir, çok liyakatlıdır ve tüm milletimize sesleniyorum. İşte siz Milliyetçi Hareket Partisi'nin asil evlatlarısınız, doğal üyelerisiniz. Aynı zamanda buyurun gelin projelerimizi yapalım her anda. Bursa'mız başta olmak üzere. Bursa'mız, Tohut Bursa'da olmasa zaten bir işarettir. Bursa, Türkiye'nin kalbidir, maneviyatıdır. Kalp çalışmadı mı? Vücut çalışmaz. Eyvallah. Dolayısıyla biz Bursa'yı İstanbul'la, Bursa'yı Ankara'yla, Bursa'yı 81 ilimizle birleştireceğiz. Nasıl ki 81 ilimizin evlatları burada bir araya geldi, nasıl ki Osman Gazi burada medeniyetini kurdu, işte biz Bursa'mızdan özellikle bu seçimlerde aziz milletimizin de teveccühüyle Bursa'da birinci parti çıkacağız. Meclisimizde Bursa'mızı en güçlü şekilde temsil edeceğiz. Aynı şekilde yürütmeye en güçlü desteği vereceğiz. Ve işte o zaman devlet-millet kucaklaşması gerçekleşecek ve birlikte yol yürüyeceğiz diyoruz. İnşallah.
Çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel bir akıcı usulünüz de var ki, hani bunu da dost yüze söylemek zorundadır. Arasında konuşmak değildir. Onun için ben teşekkür ettiğim gibi sosyal medyada özellikle selamları var bütün dostlarım. Kalpten teşekkür ediyorum her birine. Allah razı olsun. Şerif Savcı Hocam özellikle selam iletiyor ve evet. Kaymaklı süt ürünleri sahipleri de bugün bizlere yine bir katkıda bulundular. Evet. Sağ olsunlar. Birleştirdiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Tabii ben teşekkürümü son bağlamadan önce sizin de teşekkür edip mesaj vereceğiniz son cümlelerinizi alayım. Peki çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu ortam bizim birbirimizi tanıma ortamımız. Evet. Dedi ki gelin tanışalım. Ben burada medeniyetimizden gelen bir sözü söylemek istiyorum. Bu seçim gerçekten tarihi bir seçim. Nasıl ki 1808 kitaplarda yazdıysan, 1908 kitaplarda yazdıysan, 1920, 1923, 1945, 1960 darbe sonrasında bir tersine düzen oluşturuldu. Sonrasında 2002, sonrasında 2016 sonrası birlik ve beraberliğimiz ve en sonunda 2017 nasıl birlik ve beraberlik oluşturulduysa, İşte bu kazanımları terse götürmemek bakımından bizim 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerimiz ve 28. Milletvekili seçimlerimiz çok değerlidir ve ileride 100 sene sonra tarih bu tarihi özellikle rol edecek ve tefsir edecek. İşte biz bu tarihin bir parçasıyız. Aziz milletimiz bunu bilsinler ve ben bir çok unutulmaya yüz tutmuş bir deyişle bu vurguyu yapmak istiyorum. Sistem bizim mıhımızdır. Mıh atın nalıdır arkadaşlar. Şu anda arabalardayız ama mıh gitti, mıh gitti naldan olduk. Nal gitti, ahtan olduk. At gitti, atlıdan olduk. Atlı gitti, savaştan olduk. Savaş gitti, devletten olduk diyor. İşte bu seçim bir mıhtır. Biz bu mıhı o yeneli atımıza, köyeli atımıza çakacağız ve atımızı Kızılderili'ye süreceğiz. Birlik ve beraberliğe süreceğiz. Kardeşliğe süreceğiz. Üretmeye süreceğiz. Sevgiye süreceğiz, dayanışmaya süreceğiz, bilimsel değerlere süreceğiz, ortak akla süreceğiz arkadaşlar. Ve sen ben yok, biz varız ve aziz milletimiz bu seçimlerde başta liderimiz, genel başkanımız Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne büyük bir teveccüh gösterecek ve evvelallah başta Bursa'mızda birinci parti çıkacağız. Ve yine yasama meclisinde tüm Türkiye'de birinci parti çıkacağız. Ve en önemlisi, parlamenter sistemden çıktık artık. Oraya geri dönüş yok. Asla. Bu sistemi anlatacağız. Başkanlık sisteminin faziletlerini, bereketini, güçlü yasamayı, güçlü vekili, teknik siyaseti, güçlü yürütmeyi ve icraatçı bir medeniyet projesini ortaya koyacağız. İşte o zaman yargımız da bağımsız ve taraflı olarak gümbür gümbür hukuk uyuşmazlıklarını çözecek. Biz bu şartlar altında seçime gidiyoruz. Hepimiz çok değerli bir zaman diliminden geçiyoruz. Şu anda oruçluyuz, Ramazan ayındayız. Bu Ramazan ayının bereketiyle elimizi vicdanımıza koyalım. İftar öncesinde olur, sahurda olur düşünelim. Neredeydik, nereye geldik? Ve kimler neler yapıyorlar? Kimler kimlerle beraberler? O zaman bu birlikleri anlamak lazım. Devlet beyimizin ufkunu, devlet adamlığını, millet için fedakarlığını anlamak lazım. Aynı şekilde Cumhurbaşkanımızın gayretlerini ve iki büyük devlet adamının ortak projesinin aslında devletimizin ve milletimizin ortak projesi olduğunu anlamak ve burada yasama meclisinde Milliyetçi Hareket Partimize destek olmak, yine Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek olarak birinci turda bu işi bitirmek ve seçimi kazanmak gerekiyor. Ben bu alanda bu seçimin ülkemize, milletimize, insanlarımıza hayırlar getireceğini canı gönülden inanıyorum. Cenab-ı Allah'ın ülkemize, milletimize zeval vermemesini canı gönülden dua ediyorum. Ve son olarak diyorum ki, aylardan Ağustos, günlerden Cuma, gün doğmadan evvel iklim Roma, bozkurtlar ordusu geçti hücuma, yeni bir şevk ile inledi gökler. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Efendim, beni dinlediğiniz için, misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlar, gerçekten çok güzel bir söyleşi, çok güzel bir program oldu. Konuğumuz değerli hocam, Bursa Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili adayı İdris Kaydur hocamdı.
Ümit ediyorum ki böyle kalmayacak. Onun da burada bizimle beraber ilk tanış olması oldu ama bundan sonra kendisini ümit ediyorum ki Ankara'ya gittiğinde bizi unutmayacağını ve çağırdığımızda lütfedip yine tekrar konuk olacağını ve bursamızın sorunlarını dile getirirken de kendisine böyle bir eksiklik bulduğumuzda arz edeceğimizi gönülden inanıyorum. Çok güzel bir konuşma oldu. Çok güzel ifadeler ettiniz. Gençliğe, tarımsal alana, geçmiş yapımıza, gelenek, görenek ve törelerimize çok güzel vurgularda bulundunuz. Efendim bir cümleye katılabilir miyim? Ben sürekli üretim halinde bir gelenekten geldim. Siz böyle söyleyince bir kavram var. Bunu da özellikle söylememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ceza hukukunda azmettirme diye bir kavram var. Yine bizim medeniyetimizde es sebebü kel fail. Sebep olan yapan gibidir derler. Eyvallah. Dolayısıyla bu hayırda da böyledir, şerde de böyledir. Eyvallah. Eğer bir adama sen bu adamı öldür derseniz Türk Ceza Kanunu madde 81'e göre adam öldürmeden müebbet hapis cezasını fail de alır, azmettiren de alır. Biz iyiliğin azmettirenleriyiz. Dolayısıyla sizin buradaki bizi tanıtmanız, bizim milletimize tanış kılmanız, muhabbet köprüleri kurmamıza vesile olmanız sizin bizle beraber yek vücutluğunuzu gösterir. Dolayısıyla Allah'ın ecri ne kadarsa, hizmetlerimiz ne kadarsa zaten birlikte yol yürüyoruz, birlikte yol yürüyeceğiz. Biz büyük bir birlik, beraberlik içerisinde olmanın hayalini kuruyoruz. O yüzden asla unutmak yok, gönül yapa yapa büyük devletimizi, büyük ufukları taşıyacağız inşallah. İnşallah. Bizler de Manşet TV ekibi olarak, başta kıymetli Kazım kardeşim olmak üzere, Merve Hanım ve çalışan diğer kardeşlerim adına sizlere teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun, bahtınız açık olsun. Allah inşallah utandırmasın. Çok teşekkür ediyoruz. Var olasınız, sağ olasınız. Allah inşallah evlatlarınızla beraber bundan sonraki ömrünüzde sadece kendi evlatlarınız değil, eğitim camiasındaki bütün yavrular sizin evlatlarınız, onlarla beraber, talebelerinizle beraber hayırlı hizmetler nasip eylesin. Efendim çok teşekkür ediyorum. Hürmetlerimi sunuyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Bir başka diğer programda görüşmek ümidiyle hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Oruçlarınız kabul olsun.